Merhabalar. Bugün sizlere diyodun ne olduğundan, tanımından, diyot çeşitlerinden bahsedeceğim ve diyotların genel çalışma prensibini anlatacağım. Şimdiden iyi seyirler. Diyot nedir? Diyotlar akımı tek yönlü geçiren devre elemandır arkadaşlar. Diyot nedir? Diyotlar akımı tek yönlü geçiren devre elemandır. Diyotların genel tanımı bu şekildedir arkadaşlar. Diyodun sembolü nasıldır? İşte gördüğünüz şekildedir arkadaşlar. Anot ve katot olmak üzere iki adet ucu bulunur. Anot artıdır, katot eksidir. Zaten A'dan artı olduğunu anlayın. Direkt şu yüzü bakın kapalı yüzeyi anottur. Çizginin olduğu kısım ise eksidir. Zaten bakın kapatın. Eksiye benziyor. Direkt eksidir. Tamam mı? Burası eksidir. Anot ve katot olmak üzere iki ucu vardır. Anodu artı katodu eksiyle ifade ederiz. Yani anot bizim pozitif ucumuzdur. Katot negatif ucumuzdur. Pi ve N tipi maddelerin birleşim yüzeylerinden oluşur. Pi tipi maddeler oyuk şeklindedir. N tipi maddeler ise üzerinde elektronlar vardır. Üzerindeki polarmaya göre elektronların hareket etme prensibine dayalı olarak bir akım geçişi olur. Değerli arkadaşlar. Genel olarak diyodun tanımı da zaten akımı tek yönlü geçiren devre elemanıdır. Anodunu artı katodunu eksi gelince. Bakın anahtarım kapanıyor. Gördüğünüz gibi anahtarım kapanınca akımım. Gördüğünüz gibi aktı. Dolayısıyla bir anahtarlama elemanı olarak çalıştı. Eğer anoduna eksi gelirse katoduna da artı gelirse yani tam tersi olursa eksi artı şeklinde olursa ne olur? Benim diyordum ters polarmalandırılmıştır. Ters polarmalandırılması demek buradaki anahtarımın açık olması anlamına geliyor. Dolayısıyla benim diyordum anahtarlama elemanı olarak çalışmaktadır. Bu çok önemli bir nokta. Diyotlar akımı tek yöne geçen devre elemanlar dedik. Diyot çeşitleri en çok kullanılan diyotlar. 3 tane çok kullanılan diyodum var. Kristal diyot. Bakın kristal diyot. Zener diyot ve led diyodumdur. Kristal diyot nedir? Aslında en çok kullanılan diyotlar bizim kristal diyotlarımızdır. Üzerindeki voltaj belli bir gerilim seviyesini açınca iletime geçen aşınca iletime geçen diyotlardır. Germanyum tipi maddeden yapılmışsa iletime geçmesi için gerilen, gereken gerilim 0.2 volt, 0.3 volt, 3 volt. Silisyum tipi bir maddeden yapılmışsa 0.6 ve 0.7 volt da iletime geçebilir. Kristal diyotların en çok kullanılan diyotlardır. Bakın şekilde gördüğünüz gibidir bu diyotlarım değerli arkadaşlarım. bu çizgi olan kısım çizginin olduğu kısım yani şurası Bakın şurası eksidir. Diğer kısım artıdır. Zaten bunları anlatacağım bir sonraki derste. Ayrıntılı olarak. Dediğim gibi bunlar en çok kullanılan diyotlardır. Genelde doğrultma aç devrelerinde çok sıklıkla kullanılırlar. Zener diyotlar ise ha, e, kristal diyotların sembolü bu şekildedir. Zaten demin anlattım. En sık kullanılan diyotlardır. Zener diyotlar ise Doğru polarmada yani anoduna artı katoduna eksi geldiğinde normal diyot gibi çalışır. Ters polarmada belirli bir gerilimden sonra iletime geçer. Burası çok önemli. Zener diyotlar belirli bir gerilimden sonra ters polarmada iletime geçerler ve çalışmaya devam ederler. Doğru polarmada ise normal bir diyot gibi çalışırlar. Bu çok önemli. De Zener diyotlar devrelerde genelde koruma amaçlı kullanılırlar. Yani... Benim devremde ters bir gerilim olduğunda ne oluyor? Ee, zener diyordum burada işlevini yerine getiriyor. Belirli bir gelime, gerilime kadar dayanıyor. Belirli bir gerilimden sonra ise iletime geçmeye devam ediyor. ediyor. Bu e, belli bir gerilim dediğim gerilim de zener gerilimi diyorum. Bu anot katı tuşları var. Bakın sembolü de şu şekilde bir çok bir diğer diyordum ise LED diyor bu da devrelerde çok sıklıkla kullanılır projelerde çok sıklıkla kullanılır LED diyotlar ışık yayan diyotlardır. sembolü bu şekildedir şu oklar ışık yaydığını aslında bize gösteriyor. Zener diyodun iletime geçmesi için gereken minimum akım değeri 20 miliamperdir. Çalışma voltajda 2 volt gibi bir voltajla iletime geçer ve ışık vermeye başlar. Zener diyotların led diyotların çeşitli renklerde olabilir. Kırmızı, yeşil, mavi. Bakın şu şekilde göstereyim değerli arkadaşlarım sizlere. Ee, içerisinde. Yine artı ve eksi uçları vardır. Kesikli kısım artıdır. Diğer kısım eksidir. Bunu da yine e, sonraki derslerimde daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.